30 dakikaya hoş geldiniz. Evet, piyasalar nezdinde bugün negatif bir ayrışma söz konusu küresel piyasalardan. Peki ayrıntılarda neler var, neler fiyatlanıyor? Hemen araştırma masasına gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar Kuzukluoğlu ile birlikte devam ediyoruz. Çağlar, hoş geldin yayınımıza. Neler aktaracaksın piyasaya dair? Bugün de risk iştahı bozuk. Hey, merhaba. Bugün 27 Aralık 2023. Artık yılın tamamlanmasına günler kaldı ve iki tane önemli gündem maddemiz var. Bir tanesi geçim için. Şimdi sen sözü bana devretmeden önce kelimenin kökenine bakıyordum. Asgari sözcüğünün kökeni en küçük, daha küçük anlamında kullanılıyor. Arapçadan geçme dilimize. Bu noktada da gözler Beştepe'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın 16.30'daki davetiyle ilgili tarafta. Diğer taraftan da 2021'in sonundan itibaren biz borsada yukarı yönlü harekete alıştık dedik. Belki her gün bunu tekrar ediyorum ama özellikle bu yıl içerisinde ilk 6 ayda bambaşka konular. Yılın özellikle sonunda ise başka konular buraya odaklanmış vaziyetteydi. Buradaki haberlerin detayları merak ediyor. Herkes bazı soruların yanıtlarını arıyor. Bir aylık bazdaki değişime bakarsak aslında BIST 100'den bahsedecek olursak Pelin, dün de vurgulamıştık bunu araştırma masası yayınlarında. 7200'lerden tepki verdi ama kapanış 7300'lere doğru gerçekleşmesine rağmen bugün şu an itibariyle %1'in üzerinde düşüşte BIST 100'de 7219 puandayız. Yine kapanışı bekliyor olacağız. Artık yurt dışı piyasalardan da açık olanlar var ama yıl sonu olduğu için zaten aralığı yurt dışı anlamda belki de çok canlı beklememeliydik. Gün ortası itibariyle de şu an BIST 100'de 20 milyar TL'lik bir hacim var. Ama aylık bazda değişimlerde yine anlamlı konular var. Biz burada sık sık BIST 100 dışındaki Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin bankacılık endeksiyle yarıştığından söz etmiştik bir müddet. Borsada yukarı yönlü seyrin yılın ikinci yarısında yine ortaya çıktığı zamanlarda tam tersi vaziyette bankacılık endeksi neredeyse kayıp yaşamamış bu bir aylık süreç içerisinde. %1'e yakın bir kaybı var ama diğer düşen endekslere baktığımız zaman şurada gıda tarafında %5'in altında düşüş var. Diğer endekslerde %10 ve yukarısında bankacılık endeksiyle yarışan BIST 100 dışı diye tabir ettiğimiz taraf ise %20'lere yaklaşıyor şu andaki düşüşüyle. Halka arzlarla borsaya yatırımcı geldi dedik. İnsanlar birikimlerini burada değerlendirmeye başladı. Yatırımcı sayısı rekorlarını konuştuk. Yıl içerisinde bankacılık endeksiyle yarışıyordu. Tam tersi bir görünüme geldi. Olumlu tarafından bakacak olursak da düşüşe olumlu tarafından bakmıyoruz elbette ama en az düşen bankacılık endeksindeki görünüme de Kasım'ın son günlerinde olduğu puanlara yakın ama 8500'ün altında 9000 üzerinden gerileyişini zaten anlatmıştık. En az kaybı şurada mavide gördüğümüz gibi aylık bazda orası yaşamıştı. Bakalım BIST 100'de 7200'lerden tekrar bir tepki gelecek mi? Daha da önemlisi insanlar sorularının yanıtlarını alabilecek mi? BIST 100 ve dışarısında bizim endeksler bazında baktığımız bu kırılımların alt detaylarında. Çok teşekkür ediyorum. Çağlar Kuzukluoğlu aktardıkların için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, önemli ve sıcak bir gelişme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Ayrıntılarda neler var, sıcak gelişmeleri alıyoruz. Habertürk TV muhabiri Esra Nehir bizlerle birlikte, neler aktaracaksınız an itibariyle? Evet, üçüncü toplantının tarihi merak ediliyordu. Üçüncü toplantıdan önce bu sıcak gelişmeyi hemen paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret tespit görüşmeleri devam ederken sürecin taraflarını Beştepe'ye davet etti. Hem Türk İş'e hem de TİSK başkanları Beştepe'de 16.30'da bir araya gelecek. Beklentilerde bu toplantı sonrasında bir uzlaşı olması halinde yeni asgari ücret rakamının açıklanması yönünde. Bugüne kadar asgari ücret tespit komisyonu 11 Aralık'ta başlamıştı.
başlamıştı çalışmalarına. İki toplantı yaptı ve o iki toplantıda genel ekonomik durum değerlendirmesi yaptı. Maliye ve Ticaret Bakanlıklarıyla TÜİK'ten gelen veriler, istihdam, büyüme ve enflasyona yönelik büyüme verilerine yönelik bir değerlendirme yapıldı. Elbette ki zam talebinin dışında masada başka talepler de var. İşçi tarafı yıl ortasında ikinci bir zam yapılmasını, Temmuz ayında bir ara zam yapılması talebini masaya getirdi. İşveren tarafına baktığımız zamansa Aralık ayı itibariyle sona eren doğrudan desteğin artırılması yönünde talebini de, bunun artarak yeni yılda devam etmesi talebini de masaya getirdi. İki tarafında ortak talebi ise işçi ücretleri üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi. Bütün bu detaylarında görüşüleceğini söyleyelim ama bugün beklenen asgari ücret rakamının açıklanması yönünde, bunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması yönünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı rakamın da komisyonun aldığı karar, alacağı karar olduğunun altını çizelim. Asgari ücret tespit komisyonu 15 kişiden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri var elbette ki. Onların aldığı karar öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafları bir kez daha dinleyecek ve gelinen noktayı, alınan kararı bugün 16.30'dan sonra açıklamasını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Esra Nehir, aktardıklarınız için, detaylar için ve takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım gözler 16.30'a çevrilmiş bulunmakta. Diyelim ve bir başka konuya geçelim. AVM'leri konuşacağız. Yılbaşı 2023'ü özellikle nasıl kapattı ve 2024'ten beklentiler nedir? Perakende sektörüne yönelik baskıları da konuşuyoruz 2024'e dair. Değerli konuğum bizlerle birlikte, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Sayın Nuri Şapkacı bizlerle birlikte. Nur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. Evet, şimdi yılbaşı sebebiyle AVM yoğunluğu ve satışlar ne durumda diyeceğim. Ama önce 2023 nasıldı? Çünkü hakikaten bir canlılık, talep enflasyonunun oldukça yoğun seyrettiği bir süreçti. Bu AVM'lere yansıdı mı? Yılı ikiye ayırmakta fayda var mı 2023'te de, seçim öncesi ve seçim sonrası? Dolayısıyla nasıl kapatıyor yılı AVM'ler? Gözde Hanım, AVM'ler yılı iyi kapatıyor. Aslında AVM'lerin yılı iyi kapatması doğrudan markalarla orantılı. 2022 zaten çok iyi bir yıl geçmişti. Özellikle ikinci yarısıyla beraber hakikaten ertelenen alışverişler de oldu. Ve 2023'e de iyi başladık. Sadece talihsiz deprem durumundan dolayı belki moraller bozuldu. Ama Nisan ayıyla beraber de hakikaten yine parakendede markalar çok iyi cirolar çıkartmaya başladılar. Kasım sonu itibariyle geçen senenin kümülatif rakamlarına baktığımızda yaklaşık %90'lık bir artış var parakende sektörünün cirolarında. Bu çok önemli bir artış. Açıklanan resmi enflasyonun çok üstünde. Bu çok değerli. Aynı zamanda ziyaretçi sayılarına baktığımızda da burada da bir artış görüyoruz. Orada da ortalamada yine kümülatifte ilk 11 ayda %10'luk bir artış görüyoruz. 2022 yılın iyi bir yıl olduğunu düşünürsek bu artışların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve sonuç olarak da şunu gördük 2023 yılında. İyi performans gösteren markalar iyi bir noktaya geldikleri için borsaya açılan markalarımız da oldu aynı zamanda bu süreçte. Ve bunun takibini aynı zamanda 2024'te de bekliyoruz. Şimdi 2023'te elbette aslında perakende sektörünün canlılıkla birlikte devam ettiği bir yıldı ama 2024'ten beklenti aynı şekilde mi? İşte orada biraz daha finansmana erişim konusu öne çıkıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle finansmana erişim bağlamında AVM'lerde şu anda bir talebi baskılama sürecine de girildiğini düşünürsek, enflasyonla mücadele programı kapsamında 2024'ten beklentimiz nedir o halde? 2023'te de aslında yaşadığım sorunlardan bir tanesi de alışveriş merkezi tarafında artık çok fazla yatırım gelmediği için aslında büyümek isteyen markalarımız, ulusal markalarımız ve yurt dışından gelmeye çalışan markalarımız maalesef önemli ve iyi alışveriş merkezlerinde yer bulamaz duruma geldiler. 2024'te de bu sürecin devam edeceğini biz düşünüyoruz açıkçası. Çünkü yatırım artık gelmiyor. Yatırım konusunda problem var. Onun da sebebine gireriz ve biraz sonra da belki çözüm de söyleriz. Ama finansman konusuna doğru. Hemen hemen her sektörde bu problem yaşanıyor. Ama biz buna da biraz alıştık gibi. Zaten açıkçası borsaya açılımdaki en önemli sebeplerden bir tanesi. Sebeplerden sadece bir tanesi de buydu. Ama performansı iyi olduğu için de borsaya açılıyor. Bir finansman imkanı yaratmak.
Aynı zamanda da yine performansı iyi olan bir dönemde de bir nakit girdisini yaratmak ortaklar için bence bu önemli bir adımdı. Yılbaşına doğru da alışverişler iyi gidiyor. Aslında Ekim ve Kasım'a beraber adet sayısında kısmi olarak düşme olmasına rağmen halen biz bardağın dolu tarafından bakıyoruz. Çok da olarak da AVM yatırımcıları da bundan pozitif olarak etkilendi. 2024'te de seçim var ama bu seçim genel bir seçim değil. Ekonomi doğru. politikalarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Yani çok tedirgin olmaya da gerek yok. Yani biraz önce dediğim gibi bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Ama önemli olan hem yurt içindeki hem yurt dışından gelen yatırımcıların hem alışveriş merkezi sektörüne hem de ticari gayrimenkulün, lojistik, ofis ve turizm tarafındaki yatırımların artmasını sağlayabilmek. Bunun için de farklı mevzuatlarla bunu aşabiliriz gibi gözüküyor. Yatırım konusunda sıkıntı var dediniz. Yani AVM yatırımı konusunda. Önce sıkıntıları biraz dile getirelim. Nedir? Yani neden yatırım istenilen düzeyde gerçekleşmiyor? Burada özellikle yatırımcının profili de önemli yabancı yatırımcı nezdinde. Dolayısıyla yani biz hep bunlara yakından da takip ediyoruz FDI tarafı başta olmak üzere. Niye AVM yatırımları konusunda sıkıntı yaşanıyor? En baş sıkıntı nedir? Aslında bir tek AVM yatırımları değil, ticari gayrimenkulün hemen her unsurunda problem yaşıyoruz. Özellikle 2018'de ticari gayrimenkullerdeki kiraların dövizden TL'ye dönmesiyle beraber aslında bu süreçte bir problem yaşanmaya başladı. Keşke bu süreç geçici olabilseydi. İşte bu sebepten dolayı da yatırım konusunda hem yabancı yatırımcılar hem de yerli yatırımcılar temkinli davranıyorlar. Bu sebeple özellikle ticari gayrimenkul tarafında bir mevzuat değişikliğine bizim ihtiyacımız var. Aslında ticari gayrimenkul kira rejimini konut kira rejiminden tamamen ayırıp uluslararası normlara getirdiğimiz takdirde ben ticari gayrimenkulün her unsurunda hem yerli yabancının hem de yabancı yatırımcı konusunda sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Yani burada aslında döviz meselesi, mevzuatın güncellenmesi en önemli unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Kesinlikle öyle. Biz belki seçime doğru biraz daha böyle ekonomide yavaşlamalar olabilir. Ama dediğim gibi özellikle mevzuat değişikliğiyle beraber seçimden sonra bu yatırımların Türkiye'ye çok rahatla hızlı bir şekilde geleceğini Peki olacak mı? Yani işte siz şu anda yatırımcılarla konuşuyorsunuz yabancı yatırımcılar nezdinde de. Yani nasıl görüyorsunuz 2024 seçimi atlasalım öyle mi? Bu yatırımlara girişelim diyorlar yabancı nezdinde ya da şu mevzuatı bir düzeltin bakalım öyle mi gelelim diyorlar. Ya birkaç unsur var burada. Bir tabii enflasyonun yüksek olması önemli sebeplerden birisi. Öngörülebilirlik diğer unsurlardan birisi. Mevzuat bana sorarsanız çok önemli. Hukuk ve sözleşme serbestisinin ön planda olması ve basitli iki tacir arasındaki sözleşmeye de kamunun minimum düzeyde müdahale etmesi. Yani aslında piyasa serbestisini ön plana itmesi bu yatırımcıları zaten doğal olarak Türkiye'ye çekmesini sağlayacak ve aynı zamanda da yerli yatırımcılarla da ortaklıklarda bu şekilde büyüyecek diye düşünüyorum. Onun için birkaç unsuru var bu işin. Ama hemen seçimlerden sonra yatırımlar hızlı bir şekilde akar mı? Hayır, hemen akmaz. Ama en azından bu sinyalleri şimdi biz orta vadeli ekonomi politikalarda bu sinyalleri yavaş yavaş düzgün ekonomi politikalarını vermeye başladık. Bunun sinyallerini de görmeye başladık. Ama önümüzdeki yapısal reformlarla beraber, bahsettiğim şeylerle beraber de yabancı yatırımcı da Türkiye'ye gelmemesi için hiçbir sebep görmüyoruz. Peki bu yatırımların metropollerde mi acaba daha yoğunlaşacağını düşünüyorsunuz? Yoksa bu bölgesel kalkınmayı da biraz daha öne çıkartabilmek adına farklı illerde de mi yatırımlar öne çıkıyor? Yabancı nasıl görüyor bey? Hem yerli yatırımcı hem yabancı yatırım bakış açısı aynı. Farklı bir bakış açısı yok. Aslında girdiği bölgenin neyine bakar? Nüfusuna, kazancına, harcama potansiyeline, uygun olup olmadığına, lojistiğine bunlara bakar. Ama AVM özelinde bakıyorsanız tabii ki doygunluğa ulaşan yerler var. Ama doygunluğa ulaşmayan halen devam eden alışveriş merkezleri var. Biz 2024'te mesela 8 tane alışveriş merkezi açılacak. Bunlardan 6 tanesi ertelenmiş olanlar. Yani aslında işte, niye ertelendi? İşte bu kriz döneminde 2018'de dövizin çıkmasıyla beraber kanunun değişmesiyle, mevzuatın değişmesiyle beraber maalesef yatırımcılar burada durdular. Ama şimdi yavaş yavaş
buralar hareketlenmeye başladı. Eskiden yılda 10 tane alışveriş merkezi yapılıyordu. Şimdi maksimum herhalde 1-2 tane gelir. Aynı zamanda bakın buradaki alışveriş merkezi yatırımlarının artması önemli değil. Alışveriş merkezi yatırımlarındaki dönüşüm de çok önemli. Neden dönüşüm önemli? İçeriye yeni ve farklı markaları sokmalıyız. Çünkü biz turizm ülkesiyiz. Hı hı. Türkiye'ye gelen turistler aynı zamanda farklı markaları görmek istedik markaları buralarda görmek isteyecektir. İşte yapacağımız bu ticari gayrimenkuldeki kira rejimindeki bir değişiklik aynı zamanda bu sözleşme serbestisiyle beraber yatırımcı tarafında da ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yani burada markaların çeşitlendirilmesi gerekiyor turizm tarafında canlandırmak adına. Şu anda elimiz biraz bağlı, elimiz kolumuz bağlı yatırımcılar nezdinde. Anladım. Yani burada aslında işler sözleşmeye dayanıyor ve o sözleşmedeki tıkanıklık yatırımcının bir miktarda geri kalmasına sebep oluyor. Peki şimdi şunu da sormak lazım. Bu yabancı markaların yatırım iştahı nasıl şekilleniyor? AVM oldu diyelim, dövize döndü. Nasıl görüyorlar? Nasıl siz o perspektif sunabilirsiniz? Türkiye dinamik bir ülke. Yaş ortalamamız 30. Harcama potansiyelimiz var. Yani belli bir ekonomik problemleri yaşamış olsak da halen harcama potansiyelini görüyoruz. Yabancı markalar da şu anda Türkiye'ye girmek istiyorlar. Ama biraz önce dediğim gibi maalesef girmek istedikleri yerler çok da olarak yeni bir marka girdiği zaman büyük şehirlerden girmeye çalışır. Çünkü oralarda nüfus vardır. Harcama potansiyeli çok daha yüksektir. Ancak buralardaki alışveriş merkezlerinde maalesef yer bulamıyor. Onun için biz de elimizden geldiğince o mevzuatla beraber hem de sözleşme serbestisinin önünü açabilecek pozisyonda olmalıyız diye düşünüyorum. Evet, özellikle önemli. Yani demek ki AVM'lerin hakikaten burada yatırıma ihtiyacı var ki o markalarda bu iştahı bulup gelebilsinler. Çok teşekkür ediyorum Nuri Şapkacı. Özellikle AVM'lerdeki bundan sonraki süreçte yatırımların arttırılmasına yönelik bize yol gösterdiniz ve çözüm önerileri sunduğunuz için diyoruz. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı bizlerle birlikteydi. Evet, programın ikinci bölümünde ise turizm sektörüne biraz dönmek istiyorum. Turizm sektörüne yönelik özellikle yılbaşı öncesi otel dolulukları ne durumda? Turist profilleri nasıl şekilleniyor? Tüm ayrıntıları kendisiyle konuşacağız. Sayın Recai Çakır bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Recai Bey. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Evet, şimdi yılbaşı deyince çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Yılbaşı deyince, bayram deyince dolayısıyla yılbaşı tatili öncesi otel dolulukları ne durumda diye ilk soruyu hemen sormak istiyorum. Klasikleşti. Ne durumdayız Türkiye'deki oteller doluluk oranları deyince? Şu anda bölgelere göre değişiyor. Antalya daha farklı, %70-80'lere ulaştı. Gala yemekleri neredeyse doldu, konaklama verebiliyorlar. Bodrum'da daha az sayıda otel olduğu için biraz daha Bodrum'daki otellerde de doluluk aşağı yukarı %50-60 sularında seyrediyor. Ben bu önümüzdeki 2-3 gün içerisinde çok ciddi bir şey geleceğini düşünüyorum. Talep olacağını. Çünkü 3 gün 4 gün olabiliyor hatta. Cuma'dan başlıyor pazartesiye kadar. Yılbaşı sadece bir gün değil. İkişer üçer günlük konaklama şansları var. Bodrum'un da en güzel zamanı bence mandalinin tam o kokulu mandalinin olduğu, iklimin çok güzel oldu. Şu anda 19 derece dışarıda hava sıcaklığı var. Deniz sıcaklığı 21 derece. Ben birkaç gün önce Safranbolu'daydım. O bölgede artı dörtler, Bolu Dağı'nda 40 santim kar. Yani ülkemiz o kadar güzel ki bir tarafta kayak yapan insanlar bir tarafta denize girebiliyor. Ben her yılbaşta bu deniz sıcaklığı daha güzel olduğu için her yılbaşı denize girebiliyorum. Deniz hala soğumadı. Ayrıca Bodrum'da yaşam biliyorsunuz bu pandemiden sonra kış nüfusu %100 arttı. Bodrum'da insanlar artık o pandemide iki yıl kadar evlere tıkalıp kaldılar. Dairelerden hep bahçeli evlere geçtiler. Onda en güzel yaşanacak yeri Bodrum. Bir de artık insanlar online çalışmaya alıştılar. Haftanın en azından 3-4 günü gelip buralarda kalabiliyorlar ya da işlerini uzaktan idare edebiliyorlar. Evet. Bodrum'da ciddi bir kış yaşamı var. Alışveriş merkezleri, çarşılar, restoranlar açık. Canlılık devam ediyor. Daha çok evlerinde konaklıyorlar. Otelde konaklayanlar için de bizim tabii otelimizi 12 ay açık tuttuğum için Kadıköy bölgesinde ciddi bir sağlıklı yaşam programıyla beraber yılbaşında da biz şu anda %70-80'lere ulaştık. Gala yemeği dahil paket fiyatları da verebiliyoruz. Bunun dışında da
Bodrum gerçekten termal olarak da bizde ilk buluştu. Yani kışın biz Bodrum'da ilk termal oteliz aynı zamanda. Bodrum'da bir tarafta denize girerken bir taraftan da sıcak su imkanı veriyoruz misafirlerimize. Yani aslında konu şuraya geliyor. Turizmin çeşitlendirilmesi. Yani hep yıllardır bunu söylüyorduk ya. Dolayısıyla bugün atılacak adımlar turizmdeki gelecek olan gelirin de artmasını aslında bu çeşitlilik sağlayacaktır. Türkiye'nin siz de söylediniz dört mevsimi yaşayan bir ülke ve dolayısıyla oldukça turistik yerleri, tarihi yerleri, sağlık turizmi, kültür turizminin yanında deniz turizmi ve yine kayak turizmi olmak üzere çeşitleniyor. Bu çeşitlenme önümüzdeki süreçte potansiyeli nereye getirecektir? Nasıl görüyorsunuz? Bu çeşitlenmeyi daha da artırmamız gerekiyor. Bizim bazı sorunlarımız var. Direkt uçuşlar yok. Şu anda bizim Bodrum'a gelmek isteyen yurt dışından insanlar İstanbul bağlantılı geliyorlar. Bazen sabah uçuşları, akşam uçuşlarında 4-5 saat oluyor. 4-5 saatte eğer onu kaçırırsa 7-8 saati buluyor insanların yurt dışından gelmesi. Daha çok sık bağlantıları koymamız ve direkt uçuşları ülkemize iyi duyduğumuz özellikle Almanya gibi, Fransa gibi, İngiltere gibi, Rusya gibi önemli şehirlerden, Türkiye Cumhuriyetleri gibi oralarda en azından kışında birer uçakta olsa kaldırmamız gerekiyor. Dünyanın her yerine uçan hava yolumuz var ama bizim bu turizm merkezlerine çok ciddi sıkıntımız var. Havalimanı kışın kapatılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani International Havalimanı çalışmıyor. Bütün iç hatlar dolu gidip geliyor. Uçak sayısının artırılması lazım. Uçak bulamıyoruz Bodrum'a. İnanılmaz en büyük problemimiz yol. Yol olmadan siz ne kadar iyi bir otel yaparsanız yapın gelmez. En birinci problemimiz o. İkincisi sizin söylediğiniz gibi biz bunun mücadelesini 14 yıldır veriyorum. Ben 14 yıldır hiç otelimi kapatmadım. Hem Wellbeing Resort olarak çalışıyoruz hem de sağlık yaşam programları, detoks programlarıyla beraber termalde ekleyerek kışın biz belli bir şekilde dolduruyoruz. Ama Bodrum o kadar güzel ki oteller hepsi açmaya hazır. Eskiden sadece tatil köyleri vardı. Şimdi bütün oteller 5 yıldız plus oldu. Hepsinin kapalı alanları, toplantı salonları, hepsinin kışın dışarı çıkmadan kompakt bir şekilde restorana, spasına inebileceği oteller yapıldı. Çok değerli markalar geldi. Bodrum İstanbul'dan sonra en çok uluslararası zinciri alan yer oldu. Bunlar rezidans artı villa projeleriyle, mix projelerle Bodrum şu anda 14-15 uluslararası zincire ev sahipliği yapıyor. İstanbul'dan sonra en çok. Antalya yerli markalarla ve tamamen mass turizmi yapıyor. Nüfusu yüksek. Orası bir artık turizm kenti olmanın ötesinde mass turizmi oldu. Ama Bodrum butik gelişti. Butik gelişmeye devam ediyor. Fiyatlarımız daha yukarıda. Evet. Ama hizmet kalitemiz ve iklimimiz, mevsimlerimizin özelliği, yarımada oluşu, etrafında yüzlerce adalarla çevrili muazzam bir destinasyon olmasından dolayı Bodrum hep ilgi alanı. İki kattan fazla bina yok. O inanılmaz beyaz evler, taş binalar. Bodrum'un özelliği ve yarımada oluşu çok önemli özellik sağlıyor. Denize bir Temmuz-Ağustos'ta şeyde giremezsiniz Antalya'da ama burada her mevsimde çok rahatlıkla denize girme şansını sağlıyorsunuz. O yüzden Bodrum herkesi bekliyoruz. Bizde de şu anda mevcut tesisimizde doluklar %75-80'lere ulaştı ama hala yerlerimiz var. Gelmek için cuma, cumartesi, pazar hatta pazartesi de tatil biliyorsunuz. Güzel bir şeye denk geliyor. Herkesi bekliyoruz. Evet. Kışında Ocak, Şubat, Mart aylarında zaten termalin önemi. Evet. Bodrum'a da termale bekliyoruz herkesi sağlık yaşam programlarıyla. Recai Bey öyle anlattınız ki hakikaten programdan çıkıp hemen gelmek istedim. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Detaylar için diyoruz. Güzel de bir gün diliyoruz. Evet, 30 dakikayı noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.